başlığı yalnız. İmanı bu adam raşkılığını kontrol edin. Kızgınlarız iyisini, otasını, onasını, kızını, kontrolünü şüphelerini kızgınlarız ki hatta o binanın kolu koyayım yetkilişini. Yetkilmezse Allah kolu yok bu arada. Bu hatta binanın nazarı diye biz de toparlı sevmeyiz ama zar gözler değil. Ayolların içi karat değil sonra ne yetkiler var da. Hatta o şunaların ki gözlerden hem ihtiyaç kılır, min dolayı tanrı örgü tanrı. Şunu şu tanrı örgüsü ibadet kolay düşün. İbadet kaç. Kimdir tanrı örgü tanrı da anıklar senin için, o gün o. Kimdir tanrı örgü tanrı da şu ayolların tık görünmezdi. Kimdir tanrı örgü tanrı da suyu aşık düşmezdi, bari üyem yapsın aslında. Lakin kimdir tanrı örgü tanrı da? Şu yaman ayolların sonu yürüyanında hiç görünmezdi. Biliyorsun? İslam yıldızları kalplerge nurlaşmış kanal. أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري أنا شو كنين خصوص ده İşimizde sağdakiler olsa, kanaka kimin satıyakanımızı bir karar koyuyorduk. Bitti adam zulmen öldürülse, kaldaki ölüşü var eken mi? Demek yani şu yalangaç böyle pinyur alıyan kimini satıyakan burada eken ölüşü var. Yani kança kança muslimalardı, ağladan o sürüşü iken makale yaptı, kömeği veriyordu. Yani onunla topyan pulumuzu karayalık, o buna topyan pulumuzu yiyip kanımızı götürürken de ibadatımızı olaylık, dualarımızı kabul borçluyun oluyor. Şimdi zamanla gelirdi ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde. Kimli yalangaçlar payda olmalı. Burada da İmam-ı Şafii bir madde kuvvetli olmalı genel sesini, üç madde, dört madde kuvvetli zor kuvvetli yanından ki ustazı vakiyle ne gemeni zihnini pas edip gitti. Her gün bir madde kuvvetlerdi mi buna sana dese, hazır kereti ne iş kıl izleyin. Domnasını aldı. Karısı bir ayol kişinin tavanı açılıp koyan bularken. Tavanı ki közü şişip alıp, 75 boğaz aklı gelip kolu yaptı zihni. Burada da bizi kellemizi yemem, kitap gitmeye yaptı. Bir böyle, her sefer karagenimizde aklımızda insan bitti günah kılarken, aklıdan bir kısmı uçurdu, kıyamak geçe kaydı gelmeydi. Bir madde günah kılarımız, rızkımız kıyılardı. Hadislerde geldi, adam bolası, özü kıyken günah tüfeli, rızkını pırpırpır oladı diyordu. Közümüz yeri yapma çekeni burada Allah. Biz aklımızı yetet kılı yapız, rızkımızı yetet kılı yapız, parvadiyarımızı muhabbatıya saza varol yapız. Kara dizem diye, varın kara dizem ona, okur geçe kara dizem. Şimdi bak o yüzden kara bu dizem, o kasla. Şah çıktı mı? Görüyorlar da, kaç derece yok gittik. İmam-ı Şafii'de Pakizler gibi karen ki, tavanı ki, o ayağı bir yakı, avret tutabilen miydi o şurada pas ayağı şimdi ki? Tavanı ki közü şüphe geldi, zihni ki, şimdi tahsil kıyana geldi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalardan durdu, biz sassı hava geldi dedi. Falan dedi, münafıklar ya ki Yahudiler bizi gıybet kılı yaptı dedi. Gıybet bir şeydi mi sezişken eken? Çünkü onlar gıybet kılına geldiği için sezgen. Biz demek ki hazır sezmeyimiz dese, biz toza havalarına bir hali bırakmakta. Gıybet tinsin farklılaştığı için. Şunu demez mi? Biz, ana şu gıybet tiydini hidi organımızdan toza havalı farkına gibi varmıyor hocamız. Kut düşün yoksa geldi, közümüz zinahlı organı giden, iştahsız ayaratın açı yürüyenlerdi körü organımızdan ad dinası olup gitken. Kaç gibi organ buradalar? Bu şey 22 yürüyen misiniz, 30 gün yürüyen misiniz? Bunun ayağı kişinin ayaratı açı yürüyen görmüşsünüz ha? 22 gün, 30 gün yürüyen zeken kesir, nerede gibi şeytan yokuşak görünlerdi. 5-6 günden ki nermanlı yok burada hamur. Yani közüzü oturup koyan burada hali. Zina, anaşı kiyindi yolu giden başından gelirken burada. Bundan taşkar kaytar etmemiz, rızkımızda doğrudan doğru alakası var. Günah kılışımız. Bugün bitti bimanı marasımlı kımeliydi. Ügüpte hammam bitti. Aristan koydu. Aşkhanede kelinlerimiz, kızlarımız, onalarımız ısısı soğusuzu ilişiyor. Su üstü yürümeydi, camda kiri yürümeydi. 550 dolar, 600 dolar gibi uzuyor, uzuyor,
Uzu kurtadığın kirmaçla beni. Ketti oturun yerine. Kanı saval beni. Nişte olanlar var. 10% yok gereği biz uçuna kirmaç. Lekin beymanı marasını sarıflayınız. Beymanı rastot gör. Onunla kelinimizge, kızımızge, ayolumuzge, onamızge şu şaraitlerini kıbereylik. Kolda kiri yok, kollar yorulmasın. Mal baktırmayalım onalarımızga, kızlarımızga. Ayol ki nazik hılgat yegersin. Kirdi maşineye tıkıp koyup bir saat kir maşine yürüsün. Ayolumuz ve kızımız kitap okusun. Şeyping bile şugullansın. Tırın örüp yaksın. Yerini gelişge yesensin. Tabi bekarge babalarımız etmeyen büyüğüne değil de dedeğine bir pardos görsetmeli. Büyüğün dedeğine gelişge daim yesenip dursun değil de. Demek gelse dediğin bir ruhuna yürüvar adı babasın. Dediğin babasın bir ruhuna yürüvar olandı. Ha bugün yerim yağımın köyledi bana. Yerim köte üye kemiği koydu. Yerimi köyüne de sarıkça açtı. Deyişti onu parasa deymişler. Sen yerini gelişge yesenip tutuluyorsan. Zor muamele kılıyorsan. Ketiyekken de şuna güzel koygun ki yarım yoldan kayıtkesin onun yenge. Ayakları kaldırın. Sonunu kettirdi. Ketiyekken de yakışı var indirmesin. Kekende öldüz mü kaldız mı demezsen hapkeni yanı kardeşken desen. Bağır dedi şartlaşma az gelemez dedi. Bir damalık gelir dedi. Ne mi buradı ki? Çünkü kızlarımızga, onu ayağımızga eteydi. O kızı çakar. Yasan tutan da eri üçün kısın. Köçeki hunigran bulup çıksın. Ha, bir gün tövge gittiyken ayağını körüktürüp eri uzun. Nakat ki şu benim hatırım dedi. Bir ay, beş ayda bir tövge var hadi yok gelinle. Bir kara kokun sana mı? Tuzuyorken sana mı? Demek ki çünkü künde sası yotken halat, yitti halat, romalı yarım geçirgen, bir tek oğulda kabgir, bir tek oğulda lapatik, bir tek oğulda. Şimdi bu bol hakikat, bu dinde bol nasıl da bu. Köçede lağlanı körgen, bola, üye kese gozapayı yokadın. Yokmaydı gozapayı. Ayşe anamızı, Resulullah Aleyhisselam duaları vardı. Ayşe'nin yakış görüşüydü, menge bergen Allah'a hamdü sana bulsundu. Elhamdülillah diyenler, ayollarını onamızı, Ayşe onamızı yakış görgenliği elhamdülillah diyor. Bu diyen ne diyor yani? Eğer hatınını sevişi, hatın erini sevişi bu bak bu. Bugün ki bugün. Eri kalıp begane ayolda, begane erkeğini sevip dursun. Hatını kalıp begane ayolda kalbi bulsa. Ne mi bu hayat bu? Veyran bu. Bu hayat hayatmez bu. Şunun için, şimdi iki tamamlayan sebebi var. Mesela, odatta bana non, mazakalı yiyiş için siz etken deyip olsa yıkacı var aslında. Bilmedim o açımı. Hatın er etken deyip olsa katta bir gün ayağında o kere. Ben etken izin non turup sizi iki cinan da ne gerek var? Doğru mu? Topa doğru. Bunu aldım diye çileyemez siz katta olsa imkanı altlar aslında ki. Ha, öyleyken bu sen tırcaya bir yeni kütü var. Tırcaya izliyorken bu sene yaş geldi mi de sal kanakadı hareketler bu. Koşturma o şeydeki pardan onu fazla. Mesela da kılır, sen kütü olsa, sen nastırı nasıl yok, İran, sağır uzun ikiye. Uzun köçede bir muamma bile kesin. Büyük kesin hali fasat. Tükürken, ahırım diye kare ediyor, tohta değildi, toplamadı bu. Tohur gitti. Şunun için kızlarımızın yetiştiği nasıl, biz bez. Onların ayolumuz yetiştiği de, kullas Kullas aşağı deyin, o yapır oranın bu meydan. Çekin ergeye metken gibi ver deydi. Hiç kaçan hatunin deydi, senden sassı hiç hiblemezsin. Şimdi bitti ağır yap var, yapır oranın meydan. Kapısına inen yapsı deydi. Nasıl yeri çeken diyor adam bana cüddeye ama hiblene. Uzu bölmeye diyor. Çalayanı üç koyan otun değil gelen. Doğrusu. Çünkü bilemez ama çekiyor kendilerini, bu dedi. Yaman görmeyeyim ben, bar hareket edeyim. Nasıl çekiyor ki adamın hidini tabu bu meydanı, okşatı bu meydanı. Okşata diyor, hid yok. Ne madem aslında? O şey yiğit büyülendi değil. Yani siz bilen bence yokkan şikayet ayarları gibi yok muydu? Ular zor, şığın, çırali nesini yaşıyor. İş neyin bu iş gerek. Şimdi tasavvuk edin, nasıl geri çekerken böyle büyülendi. Şunu kirli de, bir yarım metreden başlanadı bir şey. Uğrattı.
Ahiretle de şu yanım yetemez de şu diyeyim. Aşşı dedim. Bu. Bunda da şuna kadar. Şu pratibede geldi. Taksit yüzeyde pratibede geldi. Bilmiyorum ben buna diyeyim ben. Doğrusu ben sizlere anekdot açıklayayım ben. Şimdi Aytaman da doğruya köp şikayetler geldi. Bilmiyorum ben. Kogan damlarına yakalanırsam manya cüde köp geldi. Hatar kalı, zivo, yagoda, SMS, telegramım geldi. Şu ayolidan, nima qilsam bo'ladi, eridan shikoyatlar. Shulardan kelib chiqib men ma'ruza qilamanda, toyingi ketdi eshitib bolalar amal qilib non sigaretni o'rniga zumda cho'tka pasta olib, bir oyda 10 pachka sigaret cheksiz 150 ming bo'lsa kerak adashmasam, 10 oyda 1.5 million bo'ladi. Hozir avvalo xudo bilmadim u 99% aniq 1.5 millionlik atir ishlatadigan erkak ichimizda yo'q bo'lsa kerak. To'g'ri. Mesela Chanel diyen zor atır var, 112 dolar gibi bir atır. Zor atır. Ne demedim aksi ben? O şey sigaret zormondan 10 liye, pülü toplar, o şey 100 gramligini asiz, 5 ay, 4 ay, 6 ay gider. Bu hala ki günahdan yaptılar, sağlığınızdan cahide olardı. Bu atır seni çekirsiz, şimdi ağına et olmayı. Doğru gitti. Şu. Demek Peygamberimiz Efendimiz'in üçte musibetten, üçte yamanlığından panah tırıyla. Birincisi yaman koşunuya koşunu buluşlar. Uşunlara koşunu ki, yakşı yedin körse bekitadı. Faziletini yapır mıydı? Fakat neyini yapıradı? Fakat kemçiliğine nüksanını yapıradı. İkincisi. Ve te'avvadu billahi min zavcetin su. Yaman ayoldan, yaman hatundan panah tırıyla. این دخالت علیه لسانت که و این غیبت علیه خانت که اوشنا که یمان خاطن که آل دیگه کسی سنگه عذیت بیرد سوزو بلن، فیلو بلن، کرنشو بلن، خلقلن اگر غایب بسی خیانت خلقلن مالینگه، آبروینگه مناشو اکینچی پراخ دلن آدیا نرسن آدمز آدم علیه السلام الله تعالی یردده جنت بر مدت یالغز یشد Şunda bir vahşet mıksıklı, yalnızlığı. Şunda çöp kavurasından bir tanesini alıp hava alanı yarattı. Uygandı da, kim sen dedi, ay alman dedi. Lima da kul ikti, neler için yaratıldığın de gene de, anamız hava, litaskune ileyde cevap etti. Men bilen canın teskin tapışı için, men bilen canın aramalı için dedi. Özür dünyanın sıradığı yapılırken de törden bittesi saliha ayol. Yani karesin gözünü kıvandırdı. Büyüsün itaat kıladı. Yol bulsun seni oğul, obroyunu, namusunu, malini kımaya kıladı. Şimdi bunu hıp tezgahlısı dünyada törden bir musibatı bana şahit çırık oluyor. Üyüge kettirip ağlam olanması. Masken, ne üyümüz masken, ne de geldi? İşte canis teskin topladı genci o masken. Ayarlı mıydı? Kedip canis teskin topladı genci o hani yine oldu yurtu genci. Üçüncüsü, وَتَعَوَّضُ بِاللّٰهِ مِنْ اِمَامٍ سُوءٍ Yaman imamdan, yaman başlıktan, yaman rahbardan ham palak dileyler, kanıkara var, اِنْ اَحْسَنْتَ لَمْ يَقْبَلْ وَاِنْ اَسَعَتَ لَمْ يَغْفِرْ Yaşını kısın, bilmeydi, kabul kımıydı, eğer hata kısın, keçirmeydi. Bana şuna ki rahbardına aslında bu kalıştıktan ham, şuna kadar başlıktı, şuna kadar imamda kol azı işler kalıştıktan, panah dileyler de bak yaptı. Yaman koşuna, yaman hatın, yaman rahbar. Lekin isimizden çıkmasın. Cürtkarımız özümüzü layık. Az oturalı, herkes özününkiyle muhabbet ettiler. Siz özünüz karakal olsun, cürtkiz özüne kadar. Çünkü Allah da Allah, yakşıya yakşı, yaman yaman, pakize habiske habis deyken. Makul mu? Bana kabul iş gereken var. Siz özünüz zor bulun. Şunun için hani zamanda hikmetler de etip öpüldü. Bollarıyla da terbiye elemanda hareket kımıyorlar. Ulan bana bir sıra yokuşan yan buladı. Üçüncü gözüyle de terbiye kılıyorlardı. Şu fikirme yüzüleyen yoktu. Bollarıyla da terbiye kılıyorlar demeyiler. Ulan bana bir sıra yokuşan yan buladı. Çünkü samur yoldur aboreydik. Maske köprü akat neydik?
istedikçe bana yürüyerek, cismani bir şuğulanerek, bağlarımız bizi okşayan bunlar. Makul mu? Hikmet, kim bir mumunlu aybını yaşatsa, Allah bu kişiden razı buladı ve şu bandanın şu işi için özüge yakın kaladı. Banda rahim şafkati bulup, arrafin boya Rabbisi yakın buladı. Banda adaletli iş tutturup, al-adil boya Rabbisi yakın buladı. Banda mahlukatlarına rahim şafkati bulup, arrafin boya parvatki rakam ilgiye yakın buladı. Ve banda adamlarını, aybı kusamlarını bir tutturup, asfettir boya Rabbisi yakın buladı. Biz özümüze sorayalım. Ülken seferim 3-4 mutlu ayıttım şu yakınma. Neden bırakın hatta burada ayıbını görüp, bitti niye gördüm? Yaşılıp koyan, horatın koyan mı? Kördüz, elçide hem imkaniyat var ki indeme gelsin. Koyan mı şunarsa? Bozun şu analizi ümit kılı olayım. İhtimal şu cennette gidip geçtiğe sebep olur şu analiz. Mumun kişi uzun kıyan masiyet amalıyla fakirlenmeyi. Maşgul olur. Eğer Kur'an masiyet kılan balalanken bulsanlar, bazı onu geçtiğiler. Yani insan bazı da şu nafsı alıp gelip, ayağı tayla bir günah ki kulunu koyadı da, şu günahı koydu mu, yeni kulak bulmadı mı, özü yapını yürmesi gerek. Bana günah kıyan adam, günahkar adam mı, asi diyemiz, facir diyemiz. Asi, facir. Bunu kanaka farkı var bir kere sözü. Asi, ayağı tayla getir, günahı koyup, hicaret olup, makulü kaldı yürüyen adam, facir, bu yan günahı gel fakat günahı koyup günahı kıma geldi ve girdi fakirlendir o dünyada. Aramızda asiler köpüken mi facirler mi? Asiler köpüken mi? Fahsa adam Rabbahu fahava. Adam Rabbisi ya asil oldu, bahsiz oldu. Yani bir mette kıldı. Lakin buradalar şeytanın günahı kibirden doldu. Şeytanın işi facirliği doldu. Günahı koyuptur, yine devam etti şu işe de. O facir doldu. Adam aleyhisselam asi doldu. Demek asiyini halatından göre, facirini halatını meyken, ağır ağırken. Bazı da sızlandız, bir sevaplı iş kılığımızda, fakir geketip olanız, gurur geketip olanız, kibir geketip olanız. Özümüzge baha verip başkalarının özümüzü afzal köre başlayınız. Özü şeytan bir sevaplı amaldı. Kıma, kıma, kıma edip aldığımızda 70'te tuzak koyalım. 70 tuzağından ahlak ötüp, öşü yakışı iş tıkılamız. 40 boyanımızdan keyin şeytan maksadı yetemedi, 40 koyduk. 40 boyanımızdan keyin buzuşka hareket kıladı. Hayırlıydı. 70'te tuzak koysam ahlak ötüp kıldın ya, hayırlıydı. Şunları makalasız, özüzge bağı verip koyarsız, şu yurtta sihanı git kalamız. Fakirge ve gururge yetekide uçuya, aynen soğuklu amaldan köre, gâhı da horlik ve sınırlik alıp oradıken masiyet yakışırı alıp oladı. Kaytara mı? Fakirge ve gururge alıp oradıken aynen soğuk amallardan köre, gâhı da sınırlik ve horlik alıp oradıken bazı masiyetler yakışırı oladı. Gecesi bulan kıyamınla evlatıldığında kirlilik gündüzü yürüp, özüzden ketip oyandan köre, öcekte günahı koyup, boynuz egilip, istihbar ettir, bir katta yürüyüz, istihbar, tavba kılıp. Kıyakki amellerimiz bizi kibirge gururge var koymasın. Eğer buran bir masiyet bilen babalın yanı olsanlar, basanına bir gidiyorlar. Eğer kimdir kıyan günahlarını yapıp, fakirlerini yürüyen olsa, demir bu adam facile gibi. Evet, elhamdülillah zamanımız, yakışı adamlarımız deyipler, yaşaçlık zararlı gibi düşünüp yedi yaptı. Hazır, asilerde öngörüp facirler hazır al. Çünkü kıyan günahını yapıp fakirlerin günahı diyorlar, bunlar asfali yaptı. Üyak bol yaptı gerçekten fakirler için. Allah dolu asfittir bu yansal. Bandalarını kıyan hata kemçiliklerini yaşırıp koyar. Eğer kimle Allah dolu kıyan avvalki günahlarını yaşırıp koyan olsa, özü şu adam aşkar kılı yürüyen olsa, bu adam Allah Teala'nın satırıya bir parva yaptı, satırını mensin attı. Dinimizde kıyan günahını yapırmıştık, mantılın yapılabilir, mümkünmez.
otezge, ustozizge, hiç kimge gəmirib günahınızı açdığınız mümkünmez. Allah yaşırıp koydu mu? Allah yaşırıp koydu mu? Açmayın. Eğer özünüzü çekken bu ses, Allah'ın satırıya bir parı olmalısınız. Çünkü üylengende özünü hamakatı tüfeğli, kalka kalkındaki tüfeğli, yer hatınıge ötmüş hayatını ayeti verir. Hem yoğun ayeti verir. Hem yoğun ayeti verir. Şimdi Allah'ın takdiri bir gün gelip al hatını bulan arazlaşıp, buluşup, cancarlaşıp, acılaştı. İndirim oladı. İndirim oladı. Şimdi bana şu hıfırken hamakatı yine ahmalı yedim, meyvasının maklı olup, tutup, mazaklı olup. Eğer Allah da olan kurbanlarına günahını yaşırıp koyan bulsa, buraya bildirmeyen bulsa, şu bandaki başı olarak bu. Çünkü bana kuyudaki hadiste okuyunuz, şu dünyada kıyken günahı yüzü Allah bekitip koyan bulsa, kıyamet gününün keşfişliğine işare bu. Burada özlaşma yerliyse, çünkü Rabbis asiddir koyan zat. Bekitip koydu mu özlaşma. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendiler, İnna Allah azze ve celle, yudir mu'mine yevmel kıyameti hatta yevvev aleyhi kenefahı. Bu hadis İmam Buhari'den. Buhari'den bu hadis. Elbette Allah da Allah kıyamet günü de diyatırlar Resulullah bir bakan üstüge özünün tosuğunu koyardı. Yine kıyamet günü de hemen bitti meydanda durarken mumun bende kısa kitap keki geldi de başka bandelerden tosuğunu oynuyor mu tosuğunu koyardı üstüge. Bandeleri hiç görmüştü. Şu tosuğun dışında ne kabul etken miydi? يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَيَقُولُوا اَيْ عَبْدِي تَعْرِفُوا غَمْبَ كَذَا وَكَذَا Ey benden, Allah ile benden ortasında bir mülakat yediyordu. Falan falan günahını hissetsen mi? Bende itiraf kaladı. يَقُولُوا نَعْمْ اَيْ رَبِّي حَتَّى اِذَا قَرَّهُ بِذُنُوبِهِ وَرَاهَ فِي نَفْسِي اَنَّهُ قَتْخَلَكِ Falan günahını kıyamışsan kıyamma. Falan günahını kıyamışsan kıyamma. Falan vakitte kıyamma. Hammasını tanımladı da özüne halak boyunca yiyen emri ışanıp durar. Çünkü kıyam. Kitabı da turuttu. Kolu yuşatıp boyunca kitabını. Okudu, kördü. Şimdi Allah dolarına dedi. Hani? Kola inni kod satattuha aleyke fi dünya ve kod gafartuha lekel yavma. Şu günahlarını dünyada senin için satır kılıp bir kişi yok koyamam. Şimdi bu günde senin günahlarını senin mağfiret kılıp. Şunda bu iki satır optaşaladı. Bana Al-Hakka surasının tasvirinde şunu deyilken. Bu iki satır optaşaydı. Halil Bandan'ın kitabı da burada hata okumayan bulardı. Hataları vardı. Lakin Allah yaşırganı da bulardı. Şunlar ne dedi? Ha onu kura o kitabıya. Bana yine benim kitabımı körüylerdi. Çünkü hamazın Allah'ta ola keçirdi. Demek buradalar bizi kıyan Allah'ın günahlarımızı Allah bir kitip koyan bulsa. Bir kitip koyan günahlarda özümüzü kârlaştık hakkımız yok. Allah bir kitip tuttu mu? Ümit kılayım kıyamette keçirdi ben bir arada bulardı. Fakat nasuh tavla kıyan bulayım, şu günahtan tohtayan bulayım, pişirmeyi yiyen bulayım, kaydır kımasdaki hak verip şu hak size duruyan bulayım. İnsan özünü, kemçiliğini, nüksanını, avratını bir kişi, tozuşu lazım olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kişini işe yolladılar da hala bu kişi işini tüketmezden durup, çakırıp durup bana, bana ve hakim ol. Git. Bana hakim ol, bizde senin hacatımız yok. Ne mümkün? Elbette min seni Allah'tan hayal kılmayarkenini kördüm dediler. Hiç kim körmeyken halatlayan bende yaşayış gerek avratını, aybını, nüksanını. Subhanallah. Bu adam yalnız koyandığım avratını yapma geldiği ki Allah'tan hayal kılmayarkenini ki Peygamberimiz yüketişimi kibir yaptılar. Hazırda zamanda adamlar iki yıl ömür koyuyor. Biri avratını yapıp bir kitap alıyorlar. Biri avratını ateye körsetiştiği için aşırı bir alıyorlar. Acil. Hiç kim yok şöyle avratını açken için Resulullah hede oraken olsalar. Şimdi odaların içindeki avratını aç çıkışlıydı özlerine kendisi koyanlar. Akvar mı oldu? Ülkeler makiyeyken kimlerimizi yakarıyla. Ayarladı kimini gavur olup canımız dolup gitti. Hazır oğul bolladı kiyeyken kim yapmış şundan konuşmaya kol yaptı da.
torligi, kaltaligi, namoz o'qiganda qancha-qancha osoqol yosh katta akalarimiz kelib shikoyat qilyapti, domla. Shu kiyimini ham aytib qo'ylar, uni kelganda, ruku qilganda, sajda qilganda bu ko'rinmaydigan joylardan ko'rinib ketyapti. Kiyilgan kiyimlarga qaranglar, biz musulmonmiz, birodarlar, shariatni doirasidan chiqmasligimiz kerak. Ruku qilsangiz ochilib tursa, sajda qilsangiz ochilib tursa bir joyingiz. U pul yo'qligidan emas bu. Pul yo'q, kambag'al, kaltakisi shuna nima gapi? Yo'q deydi maqsadli joyi. Endi bularni qarasangiz, savdogar nima qilib kelsa shuni kiyyapti. Demak, savdogarlardan bu yerda sheriklik. Kengroq, chuqurroq shimab kelinglar, shimab kerak ekanlar, yoki kichik ekanlar. Uni ham olaveradi odamlar. Musulmon odam haqida gapiryapmiz biz. Birodarlar, musulmon din, iymon, e'tiqodlar tashqaridagi johillar emas. Biz musulmonlarni ko'ra alam qilyapti biz. Sallallohu alayhi va sallam yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Mana Alloh taolo otamiz Odam va onamiz Havvoni adashtirgan iblisning ish haqida xabar berib aytadi. Shayton u ikkisining avratlarini ko'rsatish, o'zlariga ko'rsatish, ya'ni uyatli holatga sol qo'yish uchun liboslarini yechib qo'yadi. Libosni yechib avratni ochayotgan paytimizda shaytonni aytgan ishini qilayotgan bo'lamiz. Mo'lo qilib kelsin. Yalang'och bo'lishlik bu shaytonning amallaridan. Shunaqa oilalar ham yo'q emas. Ota yoki bir erkak kishi balog'atga yetib qolgan yigit uyda ichki kiyimi bilan yuradi. Qizlarini oldida, ayolini oldida. Ayollar ham, qizlar ham, balog'atga yetib qolgan qizlar ham shaffof kiyimlarini, tor kalta, lapis kiyimni kiyib yuradiki, akasini oldida, otasini oldida. Oilalarda paydo bo'layotgan noxush ko'rinishlar, birodarlar, ana shularning sababi shu. Bo'yi yetib qolgan qizi, bo'yi yetib qolgan akasini oldida avratini ochib, tor kiyib yurib, xunuk holatlarda akalar tez-tez qolamiz yashanib qoladigan bo'lib qoldi. Bunaqa bir noxush holatlar kofirlar yurtlarida, g'arb yurtlarida bo'lar edi. Lekin musulmonlar yurtiga kirib qolyapti. Sabab nima? Mana shu libos. Mana shu avratini yopmaganligi. Shariatimizda birodarlar, ota hatto o'zini qizini xonasiga keladigan bo'lsa ham ruxsat so'rab kelishligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sahobalardan biri hatto o'zini onasini xonasiga kirish uchun ham ruxsat so'rash kerakligini eshitganida, "Yo Rasululloh, onamning xonasiga ham kirgani izn so'rashim kerakmi? Axir men onamning xizmatidaman-ku." deganida Rasululloh aytdilar, "Nima? Onangni yalang'och holatda ko'rish xohlaysanmi? Ruxsat so'rab keyinchi" deb ta'lim berdilar. Dinimizda ta'lim ta'limoti Rabbimiz as-sittir bo'lgan zot. Biz avratimizni yopishimiz kerak. Nuqson kamchiligimizni yopishimiz kerak. Er-xotin orasidagi aloqalarni ham birodarlar yechish kerak, yashirish kerak. Bunday odam la'nati bo'ladi. Ayoli bilan yolg'iz bo'lgan holatdagi ishlarni ko'chaga ko'tarib chiqayotgan bo'lsa, bunday odam la'natga qoladi. Masalan, ayollarda shu yarim-yarim osh yurganlar, behayolar, fitratdan aynib ketganlar. Ana shu fransiyalik aktrisadan so'rayapti. Shu yalang'och holatda rol o'ynaydigan holatingiz bo'ladi. Shunda nima qilasiz desa, uyatda qolma deydi. Biz hali insoniy fitratni anglamagan ayollarni gapiryapmiz. Anglagan bo'lsa bo'ldi, tugadi. Kishi o'zini aybini yashirish kerak. Maqtanmaslik kerak. Bir kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan oldiga kelib, "Yo Rasululloh, men bomdodga tura olmayman. Uyqum juda ham qattiq, uyquchiman" deb shikoyat qildi. O'zini aybini ochib keldi. Umar ibn Xattob, "Ey senga voy bo'lsin. O'zingni aybini ochib sharmanda qilding-a?" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Ey Umar, uni tinch qo'ying. Dunyoning sharmandaligi oxiratning sharmandaligidan afzaldir." Oxiratda sharmanda bo'lgandan ko'ra dunyoda xijolat bo'lgan yaxshidir. So'ngra duo qildilar. Parvardigor, uyquni undan ketkizgin, agar o'zi istasa, dedi. Bomdodga turmayotganlar, tushundinglar nimaga tura olmaysizlar ekan? Kim bir musulmonni aybini yashirsa, satr qilib berkitib qo'ysa, qiyomatda Alloh taolo shu bandani aybini bekitadi. Bu darsimizni asosiy mavzusi ham shu. Bu darsimizda aytmoqchi bo'lgan asosiy so'zimiz ham shu. Musulmonlar ne kamchiliklarini, ayblarini ko'rib qolsak mabodo uni yashirib qo'yishni o'zimizga birodarlar odat qilaylik, solih amal qilaylik. Albatta bu narsaning mukofoti qiyomat kunida bizga beriladi. Bir yomon voqeani, yomon
kıssana, bunu ona ayıp hakkında bir haberini top koyduyuz. Şuna kereymez olan bir ayıp deyiz. Şu adamı aynı keşke sabah buluşu mümkün. Çünkü